Komponent nedir? Projemizde herhangi bir işleve sahip olan, bir anlamı olan her şey komponent olabilir. Yani bir menü komponent olabilir, slider olabilir, buton olabilir, sitemizin header, footer, sidebar gibi bölümleri de komponent olabilir. Örneğin şu resimdeki alanlara bakalım. Klasik bir sayfa şablonu, header bölümü var, navigasyon bölümü var, içerik bölümü, sidebar bölümü, bir de footer bölümü var. Aslında bu bölümlerin her biri bir komponenttir. Yani anlamı olan, işlevi olan her şeyi komponent olarak düşüneceğiz. Projemizi ilk oluşturduğumuzda varsayılan olarak bir tane komponent geliyor. App komponent adında. SRC klasörünün altındaki app klasöründe bu. Komponentlerimizi inceleyecek olursak 4 tane dosyası var. Birincisi TypeScript dosyası, ikincisi spec dosyası, üçüncüsü stil dosyası, bir de görünüm dosyası, HTML dosyası var. Şimdi sırayla bir inceleyelim. TypeScript'ten başlayalım. Bunun içinde bir selector bölümü var. Bu selector komponentimizin adı. Yani biz başka bir komponentte bu komponenti çağırmak istersek bu isimle çağıracağız. Yani app komponentimizi app root adıyla çağıracağız. Örnek olarak gösterelim. index.html dosyamızın içinde burada app root diye bir tag var. Bu aslında bizim app komponentimiz burada çağrılıyor. Yani app komponentimizin içeriği burası. Daha sonra template URL var. Bu da komponentimizin view tarafı, yani görünüm tarafı. /app.component.html. Buradaki nokta slash bu komponent dosyasının, bu dosyanın bulunduğu dizin anlamına geliyor. Yani burası. Komponentimizin view tarafı bu. Style URLs. Bu da stil dosyamızı, sadece bu komponentte çalışacak olan stil dosyasını söylüyor. App component scss, yani burası. Bu bölüm bir array, yani burada birden fazla CSS dosyası da tanımlayabiliriz. Şimdi hemen bir örnek yapalım. Bir de export class app component diyor. Bizim komponentlerimiz aslında birer class. Biz bu classların içinde fonksiyonlarımızı tanımlayacağız. İşlemlerimizi bunların içinde yapacağız. Bir tane burada title diye bir değişken oluşturulmuş. Değeri de ilk projem. Şimdi projemizi bir açalım. Tabii kapalı. Terminalimizi açıyoruz. Projemizin bulunduğu dizine gidip ng-serve-o diyoruz. Projemiz başlasın. Burada bir değişkenimiz var. HTML dosyamıza bir gidelim. Klasik HTML. Burada bizim normal HTML'den farklı olarak gördüğümüz iki tane süslü parantez açılmış, iki tane de süslü parantez kapatılmış. Ortasında da değişkenimizin adı yazıyor. Yani biz değişkenlerimizi Angular'da HTML dosyasının içerisinde bu şekilde yazıyoruz. Çıktığımıza gelelim. Welcome to ilk projem yazıyor. HTML'e baktığımızda welcome to title. Yani bu title buradan geliyor. Komponentimizin TypeScript dosyasında oluşturduğumuz değişkenleri HTML dosyasında aynı bu şekilde kullanabiliyoruz. Yani bu şekilde kullanıyoruz. Bunu mesela değiştirelim. İlk projem değil. Mehmet yazalım. Kaydedelim. Angular'da kaydettiğimiz zaman, projeyi kaydettiğimiz zaman tarayıcı otomatik olarak yeniler. Gördüğünüz gibi welcome to Mehmet yazdı. Şimdi yeni bir komponent oluşturalım. Bunun için terminalimize geliyoruz. ng generate component ve komponentimizin adı. Mesela biz header adında bir komponent oluşturalım. Şimdi bu komutu yazdığımızda komponentimizi oluşturacak. Bir şekilde daha komponent oluşturabiliyoruz. Onu da yazayım. Kısa yazım şekli. Yine ng
generate'in g'si, komponentin c'si ve komponentimizin adı. Header yazalım. Enter'a basıyoruz. Oluşturdu. App klasörünün altında header komponentimizi oluşturdu. Şöyle bakalım, hemen yenileyelim. Header klasörünün içine aldı. Header.component.html, SCSS, spec ve TypeScript dosyamız. Bir de burada update app modül diyor. Yani burada ne yaptı? Biz ilk başta konuşmuştuk. App modülün içinde bu projenin içerisinde kullanacağımız, oluşturduğumuz komponentleri import edip gerekli yerlere tanımlamamız gerekiyor demiştik. Bunu biz elle yapmıyoruz. Angular CLI bizim yerimize bunu hallediyor. Yani biz komponenti burada oluşturduğumuzda app modülün içinde oluşturduğumuz komponenti import ediyor ve declarations bölümüne bunu tanımlıyor. Şimdi oluşturduğumuz komponent herhangi bir şeye etki etmeyecek. Çünkü biz bunu bir yerde kullanmadık. O komponentin TypeScript dosyasını açıyorum. Selector'ında app header yazıyor. Yani bu komponentimize de app header adı tanımlanmış. HTML dosyasında da header works yazıyor. Şimdi app komponentimde bunu çağırmak istiyorum ben. Şu yorum satırını sileyim. Burada app header şeklinde bunu çağırıyorum. Bakın header works diye burada yazdı. Burada bir bilgi daha vereyim. Biz spec dosyasının oluşmasını istemiyorsak komponentimizi oluştururken şöyle bir şey yapıyoruz. Yine normal komponent oluşturur gibi yazalım. Ne diyelim? Mesela footer diyelim. Ama bunda spec dosyasını istemiyoruz. Eksi eksi spec false diyoruz. Bu şekilde komutu çalıştırdığımız zaman spec dosyasını bizim için oluşturmayacak. Sadece SCSS, HTML ve TypeScript dosyasını oluşturacak. Şöyle yenileyelim, bakalım. Evet. Komponentler hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki derste servislerle devam edeceğiz.